26 Ekim yani Cumhuriyetin ilanından 3 gün önce Futbol Federasyonu kurulduktan sonraki ilk maçımız olacak teknik direktör Ali Samiyan Bey o günkü anlamda söylüyoruz ve e, Galatasaray Kulübü'nün yıllarca başkanlığını yapıyor ama o kulüpte sadece bir tane Galatasaray Kulübü'nden oyuncu varken geri kalanları Fenerbahçeli ve Altınordu'dan oluşuyor ve Türkiye-Romanya maçı 2-2 bitiyor. Ha, milli maç. Milli maç. E hatta deniyor ki keşke bu bilinseydi 29 Ekim günü olsaydı çünkü 3 gün önce bu maç gerçekleşiyor Taksim'de. Bence son derece önemli e, bu maçı yapabiliyor olmak. E, uluslararası bir maç yapmış olmak, Taksim'de yapılan bir maç. O yüzden bu da yine izleyenler açısından ilginç. Tabi Cumhuriyetimizin ilanı var 29 Ekim. 2 Kasım'da Olimpiyat Komitesi ile ilgili bir şey görüyoruz. Bu da son derece önemli çünkü Türkiye'nin olimpiyata katılması sürecinden bahsediyoruz. 24'te olimpiyatlara katılacağız. Burada önemli olan kısım şu aslında e, Birinci Dünya Savaşı sürecinde biz çıkartılmışız. ...savaş çıkartan tarafta olduğumuz için. Hmm. Ama tekrar o günkü... E, ...ki Olimpiyat Komitesi Başkanı... ...Baron Pierre de Coubertin tarafından... ...Selim Sırı Tarcan'a davet mektubu gönderiliyor. Hmm. Ve bu anlamda 1921'de bu davet gelip... ...biz organizasyonları yapıyoruz. Aslında prestijli bir Çok şey. Çok prestijli. Hmm. Bakın biz davet ediliyoruz. Bu mektuplar var. Burada zaman almamak için okumuyorum ama... ...insan gurur duyuyor o zaman bizim insanlarımızın, spor insanlarımızın da gördüğü itibar. Onlara gelen mektupları görebiliyorsunuz ve Selim Sırı ve 2 Kasım bakın Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan ediliyor. Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti ilk toplantısını yapıyor. Hami Başkan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Fahri Başkan Başbakan İnönü, Başkan Selim Sırrı Tarcan oluyor. Bakın düşünün 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra biz Milli Olimpiyat Komitesi ile ilgilenebiliyoruz. İlk hani kimsenin aklına gelmiyor. İşte üç gün önce milli maçımız var sonra bunu yapabiliyoruz. Bence... Yani kimse demiyor ki dur ya belimi doğrultayım önce şu şu meseleleri mi halledeyim. E, hani ekonomimi deniliyor? halledeyim, eğitimimi halledeyim falan. Şimdi e, değil ben... yani her alanda Şimdi Kendini ben Ben hep inanıyorum. Ben şey. Türkiye'nin siyasal aşamada Türk dış politikası dersi verdiğim için hep beraber birleşik kaplar gitmeye çalışıyorum. İç politika ayrı, dış politika ayrı diye hatta şimdi kültür hayatı, spor hayatı da iç içe olduğunu görebiliyoruz. O yüzden o kadar değerli kişi 1924 yaz olimpiyatlarına biz katılıyoruz baktığımız zaman. Bu da önemli. 5 e, spor branşında 21 sporcu ile katılıyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Biz Ay, buna, 21 sporcu. Evet. 5 5 5 branşta ha. 21 sporcu ile Katılıyoruz. Oraya gitmenin bütçesi bile o gün ciddi problemler. Ha, tabii ya. Yani bugün tabii. O, o kadar kolay bir şey. Yaz Olimpiyatlarına gitmemiz hiç kolay şeyler. Hangi o yüzden, branşlarda katıldığımız belli mi? Onlar belli. Onları görebiliyoruz. O yüzden e, bence şey işte güreşimiz var belli onlar ama son derece e, eskrim var ha. bence e, onları görebiliyoruz. var. Bakabilirsek şu an ezberinde değil ama tamam, e, ona mutlaka bakalım. Çok değerli e, ve şunu görebiliyoruz. Hiçbir şeyden eksik kalmıyoruz. Hı. Ya o günün dünyasına Türkiye bir e, kuruluş aşamasına devlet gibi gözükmüyor. Kuruluşun tam hakkını veriyor. Şimdi e, biraz biraz edebiyata ve sanata da geldiğimiz zaman e, Peyami Safa'nın e, bir romandan olan bir filmden bahsedeceğiz şimdi. O da ilginç Sözde Kızlar romanı. Hı. Şimdi tabii bunun filmi de var. Ama e, izin verirsen bir iki cümle Peyami Safa'dan da bahsetmek istiyorum. Çünkü önemli bir yazar, farklı figürleri var. Tabii herkes onu 9. Hariciye Koğuşu'yla, Sözde Kızlar'la, Fatih ile birçok e, romanıyla biliyor. Ama e, Peyami Safa'nın ismini e, Tevfik Fikret'in koyduğunu burada söylemek istiyorum. Önemli konulardan biri çünkü. Yine e, Fatih Harbiye dediğimiz zaman ya da belli örnekler varsa hep bir batı-doğu sentezinde kaldığını görebiliyoruz e, Peyami Safa'nın. Yine izleyicilerin bence mutlaka yakından biliyor. Zaten be, benim yaş grubum çok daha iyi bilecek. Cingöz Recai, e, Ayanış'ın oynadığı Cingöz Recai aslında Server Bedi takma adıyla ünlü Fransız Maurice Leblanc'ın yazdığı Arsène Lupin'in Türk versiyonu. Ve Cin Göz Recai de yine Peyami Safa'nın yarattığı bir karakter. Daha sonra yeni versiyonları da çekildi bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam ama bizim için bildiğimiz ayanlışlıkla ay oynanan bir figürdü. Şimdi e, tükkü... Bu arada buldum hangi alanlar Bu, oldu. Tamam süper o zaman onların da. Söyleyeyim mi, Söyleye yoksa sonra söyleyeyim, söyleyeyim. Tamam. E, hemen ifade ediyorum. Lafınızı bölmemek tamam. için burada ekran görüntüsü almıştım. Diyor ki... E, Büyük bir özveri gösterip kıt kaynaklara rağmen Türkiye ödenek ayırıyor evet. ve katılıyor. Futbol, güreş, atletizm, eskrim, bisiklet. Evet. Bak bisiklet Eskrim'de de var. De. Bisiklet ha, de evet. Sonra e, yaklaşık 3 ay sürmüş Amerikalı sporcular daha ziyade ön plandaymış bu olimpiyatlarda. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle büyük bir uluslararası organizasyonda ilk defa yer alması halkımız için moral evet. kaynağı olmuş doğal olarak. Ee, yeni Türk Devleti'nin dünyanın diğer ülkeleriyle yarışabileceği ve Türk bayrağını dünyaya tanıttığı düşüncesi her ne kadar istediğimiz başarıyı elde edemesek de bizim için bir kıvanç kaynağı olmuş. Ya, katılmış olmak yeter, evet. orada bulunmak yeter. Evet. davet edilmek önemli bence hani oraya davet Tabii. ediliyoruz bence bu Mim olan katılmakta evet kim katı, <laughs> olan katılmaktı. olan katılmakta <laughs>